Başakşehir'de Başakşehir kahvesindeyiz. Arkadaşımıza tanıdığınız üzere sosyal deney yapmıştık. Dayağıda yiyorduk. Yakamızı paçamızı çekti. Biraz tezgah kurdu sana reis. Evet abi. Ne düşündün reis? Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yani şimdi... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Bu kılıcı getirdim ki. Eyvallah. Hani akıllı ol diye reis. Eyvallah. Başta eyvallah. Onu söyledim. Artık olayın gidişatına göre, duruma göre bakacağız. Herkesin işi dışında mutlaka yaşadığı sosyal sıkıntılar var. Hayatın getirdiği. İnsanların haliyle kafası çok da boş olmuyor. Tabii o an mesela öyle bir girdaba soktun ki bizi. Hani başlangıç... İzleyen arkadaşlar mutlaka ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Hani başlangıçta öyle bir dönüp aşağıdan yukarı bakman, işte o kahve olayını işte arkadaşına söyleme, sen de iç falan. Onun bu şekilde ya bunlar kahveyi iyi yapamaz falan. Ya dedim deniz, hayırdır. Kahve söyledi, içelim mi abi? Hadi ne bakıyorsun? Soğuk olmasın yalnız. Soğuk olmasın. Yine dedim yani daha bismillah işe başladık. Bir sıkıntılı müşteriyleyiz. Ya sabır dedik. İlk siftah sendin. Tabii şimdi sana servis verirken abi hani diyaloglarda mesela biraz senin sesinin yüksek tonda çıkması, mesela ben sana servis vermek için giderken gelirken tabii müşterilerin tepkisine neden oldu. Biraz da beni o yükledi yani. Yükseltti daha doğrusu. Diyorlar kardeşim bu nedir hani bu şekilde burada mekanda niye bağırttırıyorsunuz odur falan. Bakıyorum abi sende hiç geri vites yok. Gittikçe üste üste hani dediğim gibi kademe kademe biz de yükselttik. Ha ben şunu söyleyeyim. Reis yalnız bizim aklımızı aldın. Nasıl aldın bizi ya? Demek ki abi. Çaldın. Ya eyvallah. Tebrik edenler var seni. Abi şöyle söyleyeyim. Aslında ben senin savunduğun şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Senin savunduğun şeyle ilgili aslında yorum yapma hakkım yok ama senin şurada duruşun benim için çok önemli. Yani ben sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insan değilim. Ama bu video yayınlandıktan sonra işte gittiğim mekanlarda samimi arkadaşlar iş ortamında işte bazı portallarda video çıktığı zaman şey yapmışlar, yorumlar falan yapılmış. Yani hiç yakışmayan şeyler duydum. İşte küfürler, bilmem neler. Abi bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Ya aile kavramını bilmeyen insanlar ya da yobazlar abi. Bu şekilde insanlara konuşulmaz. Hani bizim toplumumuza şöyle mi demek lazım yani? Niye böyle insanların arkasından klavye delikanlılığı yapıyorsun, beste yapıyorsun? Birkaç videonu izleme şansım oldu. Bakıyorum sen hep meydandasın. Doğru bildiğin yolda yürüyorsun. Ama doğru ama yanlış. Yani bu şekilde bakıyorum çok yanlış da yorumlar var. Abi ya ne bileyim abi bizim halkımızdan dolayı herhalde. Ama o gün bakıyorum da ben bayağı bir yükselmişim yani sana karşı. Reis sen haklıydın orada. Ama böyle ne olursa... İnsan ezilmez. Şimdi şöyle bir şimdi, şey... Orada diyorlar ki böyle sosyal mi deney olur dediler. Gördüm abi birkaç şimdi tane. Biz de diyoruz ki gösterişli, kendini beğenen, parası olan adamlar yok mu? Biz onları taklit ettik. Değil mi baba? Yani şu var Bülent abi ben... Sana yapan oldum böyle. 17 senedir bu işin içindeyim. Hani bu raddede değildi. Ama yine yaşadığımız birçok şey benim vardı. Para var diye her türlü dalgayı yapıyorsun. Yok abi. İşte onlar şu pozisyonda bana göre. Hani paranın hükmettiği insanlar. Anlatabiliyor muyum abi? Hani çok değerli bir büyüğümüzün bir lafı var abi. Diyor ki para diyor arpasını yemiş çok güçlü diyor bir ata benzer diyor. Dizginini diyor iyi kavrayamazsan kendini de yardan salar seni de. O yüzden abi para hiçbir zaman sana hakim olmayacak. Bizlerin mücadelesi farklı abi. Biz derdimiz çoluğumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç etmeden Allah'ın izniyle sınavımızı verip bu dünyadan göçüp gitmek. Zaten arkadaşlar diyor ki adam zaten diyor ekmeğinin peşinde sen herifle makara yapıyorsun diyor. Reis o makarayı yapan aslında sana Miraç. Senin patron. Tavukaya yani, düşüren seni o. Bizi o çağırdı. Abi Miraç abi sonuçta seninle beraber senin de işbirliğin var. Bizi bir oyun tufaya getirdin. Ha ben yine o günle ilgili sana kızgın mıyım? Değilim abi. Yine de güzel bir muhabbet olmuş. Yorumlar dışında videoya. Allah yine de önünü açık etsin. Allah kötülere fırsat vermesin. Diyeceğimiz bunlar abi. Reis bu arkadaşı da çok kızdırdık. Abi ama sen de nargileciye hani öyle bir sipariş veriyorsun ki. Hani şimdi o da biraz bu meslekte toy. Tam olayı çözememiş. Hani 10 tane birden şey söylüyorsun çocuğa. Abi o da biraz saygısını kaybetmek istemiyor. Yoksa diyebilirdi hani. Abi 10 tane karışık hayırdır nargile mi olur? Ya. Bir hayırdır da o patlatabilirdi yani. Sen yine arkadaşım mi geldin birader? Ha. Hayırdır birader bize iş mi koyacak? Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk baba. Kahvemizi içelim sen koy. Afiyet olsun abi tekrardan. Abi şimdi o günle... Bak kılıcı görüyor musun reis? Gördüm abi kılıç bayağı iyiymiş. Osmanlı kılıcı. Yani abi şimdi biz de bu işin içindeyiz. Bir senedir yaklaşık.
ufak tefek yapıyoruz, bir şeyler biliyoruz abi, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım abi. Hani ben bu işi, kendi yaptığım işi severek yapıyorum abi. Hani ben müşterilerimle genelde ilgilenirim. İlgi alaka konusunda sıkıntı yok. Hani bu konuyla alakalı ilk defa başıma böyle bir iş gelince, hani sen de biraz ağır konuştun abi. Hani sana diyor, veremli misin esas? Yani abi bir de biraz ağır konuştu. Ne biçim vuruyorsun abi sen? Yani var biraz, abi kendimi bayağı bir ağır konuşmuşum. Nargile'nin usulü zaten öyledir. Hani Yasin şefim zaten size söyledi. Hani zaten nargileyi bir tek ben de içmiyorum. Hani masaları genellikle nargileye verdiğim için hani bütün müşteriler o marpuçları içiyor. Hani ben haftada bir bunları temizliyorum. Çamaşır suyu yapıyoruz şeyleri genelde. Hani temiz tutmaya çalışıyoruz ama olduğu kadarıyla. Biraz ufak tefek zorumuza gitmedi değil, gitti. Ama bir sıkıntımız yok yani. Şimdi iyiyiz abi, Allah'a şükür. Helal et. Helal olsun abi, hiçbir sıkıntımız helal yok. Helal et reis. Eyvallah abi. Sen de helal et. Helal olsun abi. Ama reis, aklımızı alacaktın bizi. Yani bizim esnaf arkadaşlar. Sıkıntılı bir gündü abi. Gittim yok abi, evin altındaki caddeden geçiyoruz. Ben kendimi seyptir. Şu tarafa çıkıyorum. Adnan Bey. Dükkanın dışına çıkıyorum, arabayı durduruyorlar. Ya kardeşim işte o sen, Ahsen TV'deki arkadaşla işte tartışan değil misin bilmem ne. Yani dükkana gelen de çok fazla oldu abi. Yani arkadaşlar gösteriyorlar abi, bak işte filanca yerde de çıkmış, yorumlar çıkmış falan. E bakıyorum abi, seni sevmeyenin de çok. Yani bayağı bir insanın bam teline vurmuşsun yani. Harbiden vurmuşsun. Birkaç tane de videonu seyrettim. Bakıyorum abi, ya bu insanı diyorum Allah korusun. Yani çünkü İstanbul'da her şekilde insan var, anlatabiliyor muyum abi? Yani istemediğin birçok harekete maruz kalabilirsin. Ha bu da yine söylediğim gibi senin için artı bir değerdir benim gözümde. Bu iş değil abi. Yazıp göndermek değil yani. Çıkıyorsun abi sahada, neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. İnşallah yine de Allah korusun yani. Bir de abi sana ilginç bir şey söyleyeyim muhabbetimizde. Ya geçen arkadaşlar beni çağırdılar. Diğer tarafı, şirket telefonları oraya bağlı. Bir de yoğunluğumuz var. Hani dedim arkadaşlar yoğun herhalde, benden telefonda sipariş almamı rica edecekler. Ya telefonu aldım, dedi ki ya kardeşim ben dedi Ankara'dan arıyorum. Geçen dedi o röportaja dedi maruz kalan kişi dedi sen misin? Dedim evet efendim benim. Ben dedi hiç sevmiyorum. Diyaloglarından dedi nefret ediyorum. Bir günde dedi inşallah dedi karşıma çıkar. Ama dedi senin karşına benden önce çıkmış. Senden ricam dedi yani. O arkadaşa dedi biraz daha şiddet dedi uygular mısın? Dedim efendim yani aradığınız için teşekkür ederim. Ama dedim yani bu diyalog için ayıp etmişsiniz yani. Böyle bir şey yok. Adres verelim reis. Ben abi adrese de gerek yok. Zaten insanlar ulaşmak isteyen ulaşıyor. Yani. Ama ne bileyim abi, ne biçim şeylerle karşılaştık yani. Hala da arayanlar devam ediyor. Senin daha önceki videolarınla ilgili yani bir de yapmış olduğun sosyal deneyim bu şekilde olmaması gerektiğini savunan insanlar. Ya biraz da ağırlıklı şiddetten yalı olan insanlar yani daha doğrusu. Seni sevenler de var. Yani mesela benle ilgili de şöyle yorumlar olmuş. İşte seni sevenlerden. Kızanlar olmuş bana. Altına hemen bir başkası yorum yapmış. İşte videonun tamamını seyredin. Olayda neden bu şekilde tepki verildiğini ya da tam tersi. Karşı bu şekilde şeyler devam ediyor abi. Yolda ama seninle ilgili yani bana vekalet veren çok abi. Yani inan Bülent abi, yani şu an birebir de muhabbet ettiğim insanlarda abi sana çok kinlenmişler yani Bülent abi. Neden reis? Sokakta röportajlarında girdiğin siyasi konular. Yani birçok insan bunu oturduğu odada arkadaş ortamında bile konuşurken çekiniyor bunları. Çünkü biliyorsun abi yani bu memlekette siyaset konuşmak kolay bir şey değil yani. Üzerine bastığın şey terörle ilgili. Kaç senede 40 bin şehit vermişiz. Can gitmiş abi. İnsanlar evlatlarını kaybetmişler. Biz de bunun acısını yürekten yaşıyoruz yani. Biz de bu vatanın bir evladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her gün artık haber seyretmiyorum Bülent abi. İnan Allah'a açıp haber seyretmiyorum yani. Üzülüyoruz abi. Geçenlerde bir haber seyrettim abi. Açıyorsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şehidimizin Afyon'da evini gösteriyor abi. Evinde penceresi yok. Bakıyorsun. Diyor gazete manşet atmış. Canından başka verecek başka bir şey yoktu bu vatan için. Biz böyle insanların sayesinde bu şekilde rahatız. Çok vatansever Kürt kardeşlerimiz de var. Yani lafı gelmişken şöyle söyleyeyim Bülent abi. Ben kendim Tokatlıyım. Benim eşim Vanlı. Biz kız almışız, kız vermişiz. Yani biz enişte kayınçoyuz. Sorunumuz yok. Patron kardeşiz. Yani patron işçiyiz. Hangi birini söyleyeyim abi? Gelin damatız. Kanız canız yani. Çanakkale'de sadece Türk yok veya Kürt yok abi. Karışık. Hani dayandığın konular bunda senin zorun şöyle mi anlaşılıyor? Yani Kürtlere yönelik bir muhabbetten dolayı mı anlaşılıyor bilmiyorum ama yani gerçek
Bu memleketin düşmanı reis ne Kürt ne Türk yani. Kürt'e düşman olsaydım sen benimle konuşmazdın. Ya öyle tabi Bülent abi. Yani sen nerelisin? Ben de Diyarbakırlıyım bu arada abi. Diyarbakırlı mısın? Aynen öyle abi. Neresinden? Abi Diyarbakır Ergen ilçesindenim ben. Aslen Diyarbakırlıyım. Ama doğum yerim Antalya. İstanbul'a gelmişiz. Sarışınlık var abi. Kürtlere nasıl sarışın olur biliyorsun. Ben kendim bir sene kadar Van'da kaldım. Kobani olaylarından sonra ben İstanbul'a döndüm. Hicret ettin yani. Yani orada bir yıl kadar Güneş Enerjisi işiyle uğraştık orada. Yani ortam çok fazla gerildi. Ben de sıkıldım abi. Biz İstanbul çocuğuz yani. Burada doğmuşuz, burada büyümüşüz. Ama bir sene benim için değişiklik oldu. Yani orada da çok farklı olaylara şahit oldum abi ben. Bizler muhafazakar yetişmişiz. Bizler sakala düşman değiliz. Ya ben o gündeki sana verdiğim tepkide geç kalmamın nedeni, hani diyorlar ya çok bile sabretmişsin. Bunu ben çok aldım. Kendi içimden o an geçiyor abi, fırtınalar kopuyor. Diyorum ki ya bu cemale bakıyorum, bu profile bakıyorum. Bu tarz bir insan diyorum asla ve asla ölse böyle bir yerde kesinlikle parayla bir başkasını ezmez. Niye? Bu insan Allah yolunda bir insan. Yapmaz yani, böyle bir şey yapmaz. Çünkü benim aklımdan o geçiyor. Diyaloğumuzu hatırlarsan diyorum ki abi sana orada. Abi diyorum, aynaya baktın mı sen çok güzel rahmani bir insansın. Ama diyorum çok terbiyesizsin yani. Şimdi öyle mi Bülent abi, yani bu yanlış bir diyalog değildi aramızda geçen. Ben onu, hani sen olayı biliyordun ama ben bilmiyordum. Yani ben sana yaklaşımım aslında bu yüzden sabır. Aslında sen bir yere kadar abi. Ama var abi, böyle insanlar var. Neler gördük abi biz. Bu video yayınlanacak. Yayınlansın abi. Yayınlanmadan önce tek bir şey rica ediyorum abi. Belki bu videoyu izleyecek insanlardan birçoğu aile sahibidir. Çocuk sahibidir. Abi benim çok zoruma gitti. Bu küfürler sana da edilse, bana da edilse edilip geçiliyor. Ama değil abi. Bizler elhamdülillah Müslüman insanlarız. Ağzımıza kimsenin arkasından küfür yakışmıyor. Yani. Yapmayın abi. Yarın bir gün hepimiz evlat sahibi olacağız, namus sahibi olacağız. Zor şeyler abi. İnsanın kaldıramayacağı şeyler. Sana söylenenler adına çok üzüldüm. Bana da söylenenler var. Ben bunlara da çok üzüldüm. Eleştirelim abi. Her şeyi yapalım. Bir gün yarın İstanbul küçük. Her yerde bir mikrofon uzatabilirsin. Sana nasıl yaklaşıyorlarsa yaklaşsınlar abi, kabuldür bak. Zoruna gidebilir, her şey olabilir. Ama küfür etmesinler abi, hoş bir şey değil. Hepimiz evlat sahibiyiz, namus sahibiyiz. Yine de ayaklarına sağlık yani abi.